Herkese merhaba. Yeni bir Türkçe indikatör anlatımıyla daha beraberiz. Biliyorsunuz ben kanalımda genellikle Türkçe anlatımı pek bulunmayan ve beğenilen indikatörlere yer vermeye çalışıyorum. Süpertrend benim de çok beğendiğim indikatörlerden bir tanesi ve dünya çapında da ilgi görüyor. Öncelikle bir teşekkürle başlayalım. Bundan yaklaşık 2,5-3 yıl kadar önce TradingView'da ilk paylaşımı yaptığım zamanlarda işlerin bu kadar büyüyebileceğini hiç düşünmemiştim doğrusu. TradingView biliyorsunuz dünya çapında sıklıkla kullanılan online platformlardan bir tanesi. Dünyanın her köşesinden kullanıcıları var ve benim de en başından beri hayranlıkla takip ettiğim kod yazarları vardı. Bazıları şu an aktif paylaşım yapmasa da bir gün tüm dünyanın tanıdığı bu efsane isimler arasında girebileceğim açıkçası aklıma bile gelmezdi. Hem sizlerden biri olarak bu sevincimi paylaşmak hem de teşekkür etmek istiyorum bu vesileyle. Beni de dünyanın en iyi yazarları arasında konumlandırdığınız için ve desteğinizi esirgemediğiniz için. Bütün dünyadan insanlarla bir arada olmak ve onların iyi dileklerini duymak, desteklerini hissetmek ve dünya sıralamasında dördüncü olabilmek gerçekten çok güzel bir duygu. Başka bir teşekkürü de aslında bu şimdi sizlere anlatacağım Süpertrend indikatörüyle alakalı olarak yapmak istiyorum. Halka açık kitaplıkta Süpertrend'i paylaşalı henüz 6 ay olmasına rağmen tüm dünyada şimdiye kadar paylaşılan indikatörler arasında tüm zamanların en beğenilen ilk 20 indikatörü arasına girmek üzere Süpertrend. Sanırım şu sıralarda 23. sıralarda falan ve sürekli bu kadar kısa zamanda sizlerin beğeni ve destekleriyle sürekli yukarıları zorluyor. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. Süpertrend indikatörünü umarım bu videoda sizlere layığıyla anlatabilirim ve iyi bir şekilde tanıtabilirim. Başlamadan bir duyuru yapmak istiyorum. Bana sürekli indikatörler ve kullanımları ile ilgili eğitim talepleri geliyor. Fakat ben bu konuda özel eğitim vermiyorum. İndikatörler adları üzerinde teknik analiz indikatörleri. Bu nedenle öncelikle teknik analiz bilmek bu konuda önemli bir başlangıç olacaktır, anlamlı olacaktır. Teknik analiz eğitimi için sınırsız platformda sayısız eğitimler mevcut. Bu konuda kapısını çalabileceğiniz Ahmet Mergen gibi, Analiz Ekşi gibi duayen isimler var. Teşekkürlerin ve duyurumuzun ardından artık Süpertrend anlatımına geçebiliriz nihayet. Süpertrend hakkında önce genel bilgilerle başlamak istiyorum. Süpertrend 3 ana başlıkla ifade edilirse İş süren stop loss indikatörüdür. Yani içinde iş süren stop loss mantığıyla çalışan bir sistem vardır. İş süren stop loss'u bilmiyorsanız YouTube kanalımda iş süren stop konulu videolardan bilgi alabilirsiniz. Şimdi ATR bazlı bir indikatördür Süpertrend. ATR volatilite ölçer ve trend takibi ve destek direnç tespitinde etkilidir. Yani 3 ana teması, başlığı, içeriği bu aslında. Şimdi biraz ATR'den bahsedeceğiz. ATR volatilite ölçer dedik. Peki volatilite ne demek? Yani volatilite en basit tabiriyle fiyatlardaki oynaklık. Bir önceki bara göre ya da o barın oynaklığı gibi düşünebiliriz. Fiyatların bir anda böyle işte fazla fazla hareket etmesi diyelim, normalin dışında yüksek veya düşük hareketler yapması, yukarı veya aşağı yönde veya aynı barın içindeki barların uzunluğu, boyları da oynaklık. Volatilite ölçen indikatörler neler peki? En meşhurlarından biri Bollinger bantları. Yine Bollinger bantlarının anlatımı YouTube kanalımda mevcut merak edenler için. Standart sapma yine volatilite ölçer. Birçok indikatör var ama saf volatilite ölçenler aslında ATR dediğimiz Average True Range, bu da Süpertrend'in içindeki ana mantığı zaten. Bu İş Süren Stop Loss indikatörünün ana mantığı ATR bazlı olması, Average True Range yani Wilder'ın indikatörü. Birazdan değineceğiz. Ve Parabolik SAR, o da Wilder indikatörlerinden bir tanesi. Volatiliteyi hemen böyle grafiksel olarak da ifade etmeye çalışırsak, yani biz fiyatların yataya sardığında daha ufak barlar, bakın bu şekilde yataya sardığında, daha yatay hareketler yaptığında volatilitenin düştüğünü düşünürüz. Volatilite düşer ve işte volatilite indikatörleri daralır, küçülür, sapmalar azalır, Bollinger bantları daralır. ATR dediğimiz indikatör daha minimum düşük seviyeleri gösterir.
Ama barlar böyle büyüdüğünde ve aralarındaki fark açıldığında, daha oynak hale geldiğinde fiyatlar, o zaman volatilite miktarı artacaktır. Yani aslında hareket yatağa sardığında volatilite düşer. Daha böyle ufak barlar yapıldığında, büyük barlar, büyük hareketler, büyük zigzaklar çizdiğinde fiyatta volatilite artar. İşte süper trend de bu volatiliteyi baz alarak bize trend takibi ve iz süren stop loss gerçekleştiriyor. Peki süper trend ile ilgili neler biliyoruz? Süper trend aslında tek bir çizgi ve çok kolay al sat. Yani süper trend yukarıdaysa sat da, süper trend fiyatların altındaysa al da. Yani grafikte de aslında bir bakışta kullanımı da kolay bir indikatör ama biraz daha detaylara inebiliriz. İki tane değiştirilebilir parametresi var. Periyot bir tanesi, içindeki ATR periyodu, diğeri de multiplier ya da coefficient denilen bir çarpan. Bu da ATR değerinin çarpanı. Yani hesaplamasında bunlar kullanılıyor. Ayrıca bir de fiyat seçimi de yapılabilir ama ona da yani ilerleyen bölümlerde onu da gösteririm. Aslında standart HL bölü 2'dir. High low bölü 2, ona da değineceğiz. ATR'den kısaca bahsedelim. Bu bir ATR anlatımı olmadığı için hızlıca geçeceğim. True range olarak tabir edilen bar boylarına ve önceki kapanışa göre hesaplanan bir volatilite indikatörü. Bunun hareketli ortalaması alınınca da average true range, yani ATR oluyor. Videonun açıklamalar bölümündeki Matrix dosyaları linki sizi buraya yönlendirecek. Burada toplu halde seçip zipleyerek indirebileceğiniz gibi bu şekilde süper trend indikatörü MIB olarak kayıtlıdır. Bunu tek tek de indirebilirsiniz. Daha sonra bu dosyaları yine kullanacağız. Nasıl olduğunu göstereceğim. Şu an sadece indikatör. Burada indirdiğimizde daha sonra tekrar Matrix'e dönmemiz gerekiyor. Matrix'te herhangi bir grafik açıkken burada kahin menüsü, KHN menüsünden indikatör builder'a geliyoruz ve al tuşuna basıyoruz. Al tuşuna bastığımızda gerekli klasörü indirdiğiniz yerde bulursanız orada süper trend indikatörünü MIB dosyası olarak bulabileceksiniz. Seçip açtığınızda ise ekranınıza gelecek. Burada hemen bir şey de hatırlatmak istiyorum. ATR'nin birkaç farklı hesabı var. Eğer burada mesela iki farklı hesabı kullandım, Matrix'tekine uygun olarak TradingView'da da uyumlu olmasını isterseniz ATR'yi ATR-E yaptığınızda diğer hesaba geçer. Ve bu şekilde kaydettiğinizde E'yi sildiğinizde yine normal hesaba geçer. Şimdilik kaydet diyoruz ve grafik üzerinde göster dediğimizde burada standart ayarlarıyla açılıyor. Ona 3 şeklinde uygula dediğimizde bakın süper trend Matrix'te ekranımızda. Parametrelerini değiştirmek isterseniz de üzerine grafiğin çift tıklamanız yeterli olacak. Burada süper trend yazısının da olabilir. Burada parametreleri dilediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. İşte 21'e 2 yapıyorum mesela şu anda göstermek için. Bu şekilde parametreleri öncelikle gözle değiştirmeniz daha avantajlı olacaktır tabi. Bunu da hemen kopyasını vermiş olalım. Bu Matrix tarafında bu şekilde ekrana bu şekilde alabilir ve kullanabilirsiniz hemen süper trendi. Peki TradingView tarafında nasıl? Şimdi onu anlatalım. İndikatörü TradingView'da açmanın birçok farklı yolu var. Fakat ben en garantilerini söylemek istiyorum. Normal indikatörler arasından da aratabilirsiniz. Ama genellikle insanlar bazı durumlarda TradingView da bunu kabul ediyor. İndikatörlerin bazılarının çıkmadığını söylüyor ve bana sürekli indikatörleri silip silmediğim soruluyor. Ben Twitter takipçilerim için Twitter'da sabit tweetimde bakın burada TradingView'da paylaştığım indikatörler diye bir link var. Buradan ulaşabilirsiniz. Aynı zamanda bu videonun altında yani YouTube videosunun açıklama bölümünde TradingView'da paylaştığım indikatörler linki var. O da sizi buraya yönlendirecek. Başka bir yol da az önce paylaştığım gibi mesela komutlar bölümüne girdiğinizde burada benim ismimi gördüğünüzde Kıvanç Özbilgiç yazısını ve komutlara bastığınızda benim sizlerle paylaştığım indikatörler çıkıyor. Buradan beğendiklerinizi sadece süper trend değil diğerlerini de eğer beğen butonuna tıklarsanız favorilere alırsanız bu TradingView moderatörlerinin de bana ürettiği çözüm bu. Çünkü çok sıkla benim indikatörlerin kaybolduğu söyleniyor. Halbuki orada duruyor. Silmiyorum hiçbir şekilde. Favori komutlara ekle derseniz, bu şekilde beğenirseniz, o zaman sizin açtığınız grafikte beğenilen indikatörler arasında direkt yer alır. Burada diğer farklı indikatörler için de aynı yöntemi deneyebilirsiniz.
Yani TradingView açıyoruz. Herhangi bir işte mesela Bitcoin grafiğini açalım, tam özellikli grafik diyelim. Burada gördüğünüz gibi işte karşımıza çıkıyor. Şunları kapatıyorum. Tek grafiğe geçtim. Evet. Burada göstergeler bölümünde artık siz favorileri aldığınız için bakın süper trend favoriler arasında çıkacaktır. Ama ara şeklinde de halka açık kitaplıkta da süper trend diye arayabilir ve eğer bulabilirseniz burada bende çıkıyor mesela ama çıkmayanlar için söylüyorum. Bu yöntemi kullanabilirsiniz. Bu daha garanti bir yöntem favorilere alıp eklemek. Eklediğinizde süper trend ayarlarıyla burada çıkacaktır. Şuradan bu şekilde ayarlarını da değiştirebilirsiniz. Bunlardan da bahsedeceğiz zaten anlatımda. Nasıl ekrana alınacağı, nasıl açılacağını da burada anlatmış olalım. Çünkü bunları es geçince herkes biliyor diye düşününce insanlar bunları yapamıyor ve nasıl açıyoruz diye sorular soruyor. Burada da kısaca anlatmış olalım. Şimdi süper trendin hesaplama mantığına geçelim. Sonra bir de beraber sizlerle uygulamasını yaparız bu hesabın. Süper trendin öncelikle al koşulunu inceleyelim. Fiyat süper trendin üzerindeyse yani süper trend çizgisi burada gördüğünüz gibi şöyle aşağıdaysa barların altındaysa o zaman bu bizim için al koşuludur. Bu durumda süper trend kendini şu şekilde hesaplar. HL bölü 2 dediğimiz high burada bakın günün en yüksek ve en düşük değerinin ortalaması yani median price da denir buna. Günün en yüksek en düşük değerlerinin toplamının yarısı aslında. Tam orta fiyat gibi de düşünülebilir. Bundan multiplier çarpı ATR periyodu ATR çıkarılır. Burada multiplier çarpandı. Genelde standart olarak bu 3'tür. Bakın standart halini de yazdım. Yani ortalama fiyattan biliyorsunuz süper trend fiyatı alttan takip edecek. Ne kadar alttan takip edecek? O orta fiyattan çarpan çarpı ATR kadar. ATR 10 dediğimiz 10 barlık ATR hesaplanır. 10 barlık ATR'yi 3 ile çarpıp fiyatın orta noktasından çıkartırsınız. Standart hesabı bu. Buradaki 3 ve 10 değiştirilerek de süper trend ayarları değiştirilir. Aslında bu kadar basit. Peki süper trend fiyatın altındaysa ne olacak? Pardon, fiyat süper trendin altındaysa ne olacak? Yani süper trend çizgisi üstte kalıyor, fiyat barları altta kalıyor. Bizim için bu bir sat koşulu. İşte süper trendte sat koşulunda da nasıl bir davranış oluyor? Ne kadar yukarıda olacak? İşte bu yine orta fiyattan yani high artı low bölü 2'den 2'nin üzerine ne yapıyoruz bu sefer? ATR'nin eğer standart ayarlarla 10 barlık ATR'nin 3 katını üstüne ekliyoruz. Şimdi beraber bunu fiyat üzerinde, grafik üzerinde gösterelim. Şimdi sizlerle birlikte bu hesabın nasıl yapıldığını anlayalım. Herhangi bir grafik açtım. Matrix ekranındayım. Akbank grafiği var. Bunun üzerine bir de ATR indikatörünü ekliyorum. ATR 10 barlık ATR standart bu açıldığında süper trend 10 barlık ATR ile açılır. 10 barlık ATR değeri 0,077. Burada görebilirsiniz sizler de. Bakın 0,077. Bunu not alıyorum. Şimdi burada benim için son bar önemli. Son barın hareketlerine bakıyorum. Bakın hemen bu sol üst köşede görebilirsiniz. Yüksek değeri 4,93. Benim için ne lazım? Süper trendin eğer sattayken mantığı neydi? Fiyatların yani yüksek ve düşüğün ortalamasına 3 çarpı ne ekleniyordu? Bu bizim çarpanımızdı. 3 çarpı ATR'nin İşte biz standartta 10 periyotlu değeri. ATR'nin 10 periyotlu değeri 0,077. Bu 3 ile çarpılacak ve ortalama fiyata eklenecek. Yüksek değerimiz 4,93. Düşük değeri 4,89. Evet, bu ikisinin ortalamasını aldığımızda H artı L bölü 2 yaptığımızda 4,91'i göreceksiniz. 4,91 değerine 4,91'e 3 tane 0,077 eklediğinizde sonuç süper trendi verecek. Hesaplıyoruz. 5,141. Bakalım süper trend değerimiz son değer kaç? Bakın burada da gösteriyor. Şurada tabii bunu yana doğru çekersem görebileceksiniz. Burada da görebiliyorsunuz 5,141 süper trend değerini böyle elde ediyoruz.
Bu düzlüklerde hesaplanamaz. Çünkü düzlüklerde süper trende fiyat yaklaştığında süper trend dona kalır. Yani bekler. Stop loss indikatörlerinin mantığı budur. Ama eğer aşağıya doğru hareket devam ederse aşağıya doğru bu takip edecektir süper trendi. Tersi bir durumu da kripto tarafında gösterelim. Al durumunda olan son barda bir tanesini hesaplayalım. Altta 10 barlık ATR'miz açık. Bakın burada ve son değeri 0,002, yani 10.000'de 2. Şimdi bu tabii BTC'ye göre olduğu için rakamlar biraz daha düşük ama süper trend burada bir hesaplama hatası ya da riski barındırmıyor. O yüzden her türlü paritede veya işte hisse senedinde, enstrümanda veya işte böyle coinlerde kullanabiliyorsunuz rahatlıkla. Çünkü içindeki yapısı gereği ATR bazlı olduğu için bunun bize bir zararı olmuyor. Şu an al pozisyonunda ne yapıyorduk al pozisyonunda? Yüksek artı düşük bölü 2'den bu sefer ne yapıyorduk? Çarpan çarpı 10 ATR'yi çıkaracaktık. Evet, beraber bakalım. Şimdi yüksek ve düşük son barın yüksek değeri 0,0032. Düşük değeri 0,0028. Ortalaması bunların 30 olur. 0,0030. Bundan 3 tane ATR değerini, son barın ATR değerini 10.000'de 2'yi çıkaracağız. Evet. Ve karşımızda 0,0024'ü bulacağız. Bakın süper trend değerini burada hesaplamış olduk. Bu sefer süper trend ne yapıyor? Yükseliş halindeyken de ATR'ye kadar geriden geliyor. Yani burada fiyatlar sıkışınca süper trendin de yaklaştığını görebilirsiniz. Aynı zamanda bakın destek direnç özelliği gösterdiğini de görebilirsiniz. Birazdan birkaç daha inceleme yapacağız. Yani bu da şu an yükseliş trendindeki haldeydi. Yalnız tekrar ediyorum, bu böyle yükselişte peşinden takip ederken bu hesap geçerli. Bakın burada bir yükseliş yukarıya doğru var. Sonra aşağıya doğru giderken süper trend burada ölü taklidi yapıyor. Yani zaten bu da işte o stop loss seviyesini kesinleştiriyor. Tekrar yukarıya doğru gittiğinde de bakın istediğiniz kadar, yani ATR'nin 3 katı kadar, 2 katı kadar, buna siz karar vereceksiniz. O kadar geriden size süper trend takibi, stop loss takibini yapıyor. Şimdi farklı bir soruyla devam ediyoruz. Soru cevap şeklinde ilerletmek istiyorum bundan sonra. Hani böyle sorular soralım ve onların cevaplarını. Genelde çünkü indikatörlerle ilgili bana gelen belli başlı sorular var. İşte en çok gelenlerden bir tanesi, hangi indikatörlerle birlikte kullanalım bu indikatörü, ne yapalım diye. Hangileriyle anlamlı olur veya anlamsız olur, ben size fikir verebilirim. Bunlar yazılı ve kesin kurallar değil ama süper trendin içinde volatilite var ve volatiliteyi ATR ölçüyor. Ve nasıl ölçüldüğünde az çok size gösterdik. Ve biz ATR'yi kullandığımız için, yani içinde volatilite ölçen, mümkünse ATR olan indikatörlerle birlikte kullanmayın, kullanılmasın. Bu tabii ki diyorum ya, kesin kurallar değil, ATR'li başka bir indikatörle siz bir uyum yakalarsınız ve onunla birlikte kullanmak istersiniz. Bu tamamen tercih meselesi ama Bollinger bantları da volatilite ölçer. Süper trendin içindeki ATR de. O yüzden onları bir arada kullanmak çok da anlamlı değil. Çünkü zaten süper trend volatilite azaldığında fiyata yaklaşır. Bollinger bantları da daralır. Yani burada çok anlamlı şeyler üretmek mümkün değil. Standart sapma mesela aynı şekilde. Volatilite ölçen bir indikatör mümkünse süper trendle kombine etmemeye çalışın. Onunla birlikte uyumlu da çalışsalar aynı anlama geldikleri için çok böyle anlamlı bir kombinasyon olmayacaktır. Başka ne var elimizde? İz süren stop indikatörü mümkünse olmasın. Yani mesela MOST. Ha, diyeceksiniz ki ben MOST'la çok iyi çalıştırıyorum. İkisi birlikte çok anlamlı çalışıyor. Diyorum ya, bu tamamen bir tercih meselesi. Ama mantıken zaten bir iz süren stop indikatörüyle yine iz süren stop indikatörünü kullanmak çok anlamlı değil. Parabolik sarı da buraya kattım. ATR trailing stop zaten süper trendin içindeki HL bölü 2 dediğimiz şeyi close yaptığımızda, yani kapanışa çevirdiğimizde ATR trailing stop indikatörü oluyor. İki indikatör de aynı şeyi söylediği için yine
Ben bunları bir arada kullanmayı tercih etmiyorum. Bunu da size bu şekilde tavsiye ediyorum. İndikatörlerle biraz ilgili biri olarak, ama dediğim gibi bunlar kesin kurallar değil. Evet, ben neleri peki tercih edelim? Benim tercihim momentum ölçsün. Yani çünkü farklı anlamda bir şeyler katmak istiyorum. Stokastikle birleştirilebilir, onların sinyalleriyle. RSI'yla, CCI'yla. Ben ya eğer TD Sequential'ı ben çok beğeniyorum. TD Sequential'ı eğer kullanmayı biliyorsanız kanalımda bunun da bir anlatımı var. Eğer kullanmayı biliyorsanız hakkıyla kullanabiliyorsunuz. SuperTrend ile çok uyumlu çalıştığını düşünüyorum. Ve ben RSI, CCI ve stokastik gibi klasik momentum indikatörleri yerine Inverse Fischer Transform RSI, Inverse Fischer CCI, Inverse Fischer Stokastiği, yine bunun da anlatımı var bunların, YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Ve bu indikatörleri hem TradingView hem de Matrix için çeşitli versiyonlarını paylaştım. Ben onların Inverse Fischer halleriyle birlikte kullanmanızı daha anlamlı bulurum. Yani hem momentum ölçecek sizin indikatörünüz, hem de volatilite ölçecek, hem de is süren stop indikatörü olacak. Böyle bir kombinasyon yaratmış olursunuz. Anlamlı kombinasyon bence bu. Başka neler olabilir? Aslında SuperTrend neredeyse tüm indikatörlerle birlikte kullanılabilecek uyumlu bir indikatör. Bunlar sadece tavsiye, dediğim gibi. Trend göstergeleriyle kullanılabilir. Hareketli ortalamalarla kullanılabilir. Fibonacci çizim araçlarıyla kullanılabilir. Yani belli Fibonacci seviyesinden al verdiğinde o zaman daha anlamlı bir al işareti olabilir. Bu destekliyor. İndikatörler, hep söylüyorum, kesinlik belirtmez, ama siz onların neye dayalı olarak hesaplandığını ve nasıl davrandığını iyi bilirseniz sonrasında siz de onlara hükmedebilirsiniz ve çok daha kolay bir şekilde size yol gösterirler aslında. Evet, şimdi bununla ilgili de bir iki örnek gösterelim isterseniz, ondan sonra devam edeceğiz. Evet, buna birkaç örnek verelim. Farklı indikatörlerle kullanımına en azından bir iki tane örnek verelim ki sizin de kafanızda yer etsin. Şimdi paritelerdeyiz. Euro dolar paritesindeyiz. Forex piyasasında. Orada da mesela çok fazla bazen yataya sardığı için SuperTrend hata yapacaktır. SuperTrend'in zayıf noktalarından bir tanesi işte bu yataydaki sürekli al-sat sinyalleridir. Şöyle biraz yaklaşalım, bakın. Trendde çok güzel sonuç vermesine rağmen, trendleri böyle baştan sona neredeyse götürmesine rağmen yataya sardığında sıkıntı yaşayabilirsiniz. Bunu da işte farklı anlamda bir indikatörle giderebiliriz. Mesela benim yine çok beğendiğim inverse'ler vardı. Inverse Fischer transformlar var bu konuda. Mesela burada ben CCI'yi deneyeyim. CCI versiyon 2 de olabilir. Şöyle açtığınızda çok anlamlı gelmeyebilir. Ama şu an mesela biz saatlik parite grafiğindeyiz. Yataydan korunmaya çalışacağız. SuperTrend'in bu arada ben klasik ayarlarından bahsediyorum. Birazdan böyle ayarları üzerinde de konuşuruz zaten, ama ben şu an saf, normal, hiç dokunulmamış orijinal ayarlarıyla bunu yapıyorum. Ayarlarıyla oynayarak da bunu giderebiliriz. Onu da göstereceğim. Şimdi CCI Inverse Fischer Transform'da çok net değil. Yani CCI'dan daha net tercihler. Yani daha doğrusu al satlar, ama yine de çok net değil. Bunun için biz işte burada güvenlik olarak baktığımız, yani aslında bir onay olarak baktığımız CCI uzunluğunu 5'ten 5, çok kısa bir uzunluk, 5'ten çok daha ileriye taşımak istiyorum. Mesela 100 olabilir ya da bir Fibonacci sayısı 89 deneyelim önce. 89 yaptığımda bakın bir anda burada değişik düzlükler göreceksiniz. Burada en tepede olduğunda alda demek. Aslında şu alttan yeşili kırması al sinyali, üstten kırmızıyı aşağı kırması da sat sinyali gibi düşünülebilir. Bakın mesela şöyle bir trend yakalandığında neredeyse ikisi de aynı anda al vermiş ve onaya gelmiş. Yani şurada hemen bir şey daha göstermek istiyorum. SuperTrend satta, CCI'da, Inverse Fischer Transform da satta. Burada arada SuperTrend'in yediği fake'i Inverse Fischer hala satta olduğu için yemeyebiliyorsunuz. Sonra birlikte al veriyorlar ve bakın arada SuperTrend bir sat al yapıyor, ama Inverse Fischer'dan destek alırsanız o tuzağa düşmüyorsunuz. Yani aslında farklı anlamdaki bir indikatörü biraz daha böyle ne yaparak, işte daha geç sinyal verdirerek, sağlam sinyaller verdirerek, aslında biz ne yaptık? Periyodunu büyüterek Inverse Fischer transformların böyle düz çizgiler elde ettik ve biraz daha güvenli olmasını sağladık.
Yani biz buradaki amacımız mesela beraber sat vermişler. Hala satta. Bakın burada sürekli süper trend yatay, bayağı yatay bir piyasa. Daha nasıl yatay olsun işte. Bayağı yatay, dümdüz grafik gördüğünüz gibi neredeyse. Burada birçok indikatör saçmalar zaten ama inverse Fisher'lardan biraz daha uzun periyotlarını burada destek olarak kullanabilirsiniz. Tabii ki burada o da yanılmış ama ne yapsın yani buradaki birçok yanılgıyı eleyebilir ve İkisinin birden al verdiği anda da girip bu trendi yakalayabilirsiniz. En azından destek alır veya bu yataydaki veya ufak sinyalleri bunlarda fake yemenizi engeller. Bakın sonda da mesela işte burada şu sinyalleri buradan itibaren satmış süper trend. Şuralarda tekrar almış ama CCI diyor ki hayır dur alma daha değil. Burada bir yerde aldırıyor. Ve şu an CCI tekrar sattırmıyor. Tekrar muhtemelen bir yataya döndü. Yani ikisinden birlikte onay alınabilir veya işte başka ne yapılabilir? Fibonacci çizilebilir. Fibonacci seviyeleri çekilebilir. Fibonacci seviyeleri çekildikten sonra çok daha rahat işlem yapabilirsiniz böylece Fibonacci seviyeleriyle. Bir türlü evet basamadım. Buradan mesela soldan sağa bir tane Fibonacci çekiyorum. Süper trendi destekleyecek şekilde sinyaller verebilecek mi, alabilecek mi? Süper trend altta kaldı. Şöyle kenardan tutalım. Evet. Burada mesela al verdiği yere bakın. Mesela burada. Bir de sat verdiği yere bakın. Şimdi burada Fibonacci'de ne yaptı? Geri çekildi. Ondan sonra biz tepkiyi 0,618 tam da 0,618'den Fibonacci'nin en kıymetli seviyesi. Oradan süper trend de sata geçti. Beraber sat verdiler. Siz de zaten kritik bir seviyedeydiniz. Buna uydunuz gibi. Yani ben şu an göz kararı gösteriyorum ilk defa açtığım bir grafik üzerinde. Yani çeşitli hareketli ortalamalar da dahil birçok şeyi süper trende uygulayabilirsiniz. Ama dedim ya birkaç tane hayır bunları kullanmayın dedim. Bunlar benim tavsiyelerim sadece indikatörlerle ilgili biri olarak yoksa kesin kurallar değil. Altını çize çize söylüyorum. Sonradan aman bunlar çok iyi çalışıyor sen bunlar çalışmaz dedin denmesin. O yüzden önemli defalarca söylüyorum. İşte ben birkaç örnek verdim ama Inverse Fisher serisini Inverse Fisher'ı hem Matrix'te hem de TradingView'da sizlerle paylaşmıştım. Burada sayısız tane çıkıyor. Hangisini beğenirseniz bu şekilde kullanabiliriz. TD Sequential'ı anlatmayayım. Şimdi çok daha detaylı bir indikatör. Onun iyi hakim olanlar onunla birlikte de çok rahat süper trendi kullanabilirler. Peki süper trend hangi grafiklerde işe yarar? Yani biz süper trendi ne zaman kullanalım? Nasıl kullanalım? Nerede kullanalım? Şimdi süper trendi öncelikle bu yatayı bir de şöyle yapalım. Evet, yatayı şuradaki yataydan başka nasıl kurtuluruz? Bunun birkaç tane yolu var. Genelde insanlar, yani burada önemli bir nokta var. Genelde insanlar indikatörlerin periyodunu arttırarak sinyal sayısını azaltırlar. Böyle bir alışkanlık var. Evet, doğru, bu böyledir. Ama süper trendde bu çok fazla değişmez. Yani bu 10'u 20 yapın. Mesela buradaki yataydaki al satlar bakın yine hala duruyor. Yani çünkü siz içinde aslında süper trendin uzunluğunu değil, ATR ortalama aralığın uzunluğunu değiştirmiş oluyorsunuz. Bunun çok etkisi olmayacaktır. Bu arada en iyi ayarlar nedir derseniz diyorum ya bunların nasıl yapıldığını bir sonraki bölümde Matrix'te de TradingView'da da göstereceğim nasıl optimizasyon yapıldığını. Onu siz de yapabileceksiniz artık. Ama en iyi ayarlar tabii ki önce gözle yapılan ayarlardır. Ve ATR periyodunun benim tavsiyem ATR'nin standart değeri zaten Wilder 14 olarak belirlemiş. Ben ATR'nin 5 ile 50 arasında anlamlı değerler alabileceğini düşünüyorum. Öyle çok ileri büyük ATR değerleriyle süper trendi kullanmanızın çok anlamı olmadığını, hatta 50 bile fazla yani 30 üstü biraz böyle ne bileyim yani çok anlamlı gelmez. Ha, bunu nasıl yapabilirsiniz? 22 yaparsanız mesela günlük barlarda 22 bar demek 1 ay demek. Siz aylık ATR'ye bakıyorsunuzdur. Veya işte haftalık bakmak istiyorsanız 5 ATR'ye bakın. Veya işte saatlik bir grafikte baktıysanız eğer mesela uygun olan piyasaya göre hisse senedinde 9 bar bir günü verir mesela. 45 bar bir hafta, 180 bar bir ayı verir. Ve bunun gibi şeyler geliştirmeler kendi kendinize yapabilirsiniz. Burada benim asıl tavsiye ettiğim yani süper trend periyodu değil de aslında daha çok
multiplier dediğimiz buradaki çarpanının değiştirilerek daha iyi sinyaller alınabileceği bir indikatör. Yani ben bu 3'ü mesela 4, 5 yaptığımda muhtemelen o aradaki fake sinyaller azalacak. Fakat trende daha geç girecek. Bakın gördüğünüz gibi sadece diyorum ya periyotla süper trendde çok haşır neşir olmayın. O çok fark ettirmez. Ve yani çok büyük periyotlar, küçük periyotlarda da aynı yerlerde al sat seviyelerini verebilir. Ama bakın bir anda biz burada yani süper trendin sihirli noktası aslında burada multiplier'dır yani çarpandır. Bunu bir anda 5 yaptım ve gördüğünüz gibi ben artık sadece büyük trendlere odaklıyım. Yani olabildiğince de yataydan kurtuldum. Yatayda da ölü taklidi yapıyor. Bu arada ne kadar ölü taklidi yaparsa o kadar iyi bir destek direnç görevi görebilir. Ne kadar düzleşirse bu, bunun da kopyasını vermiş olalım. Yani dediğim gibi başka bir indikatöre ihtiyaç duymadan bile süper trendin ayarlarıyla bu şekilde oynayarak bakın burada nasıl hemen direnç olarak çalışmış ve geri dönmüş hemen şöyle yaklaştıralım. Ve geri dönmüş ve yukarı kırdığında da anlamlı bir kırılım, trend kırılımı gibi düşünün onu yapmış ve yatayın bu şekilde önüne geçmiş oluyoruz. Peki hangi grafiklerde mesela süper trendi kullanalım? Orijinal ayarlarına şimdi geri dönüyorum. Burada tekrar belirtmekte fayda var. Buradaki alt ATR metodu, Matrix'te iki farklı metot var. ATR ve ATR'ye onu ciddiye alarak, dikkate alarak yapılmış bir şey. Bunu değiştirirseniz Matrix'teki diğer ortalamayı ATR'yi yapar. Böyle yaptığınızda klasik ATR yapar. Burada biraz süsleri de var. Matrix'e göre biraz daha süslü bir şey. İşte alsat sinyalleri sistem tester'da Matrix'te verilebiliyor göstereceğim ama yani burada böyle daha online bir platform olmasının verdiği avantajları kullanıyoruz. Ben de kodlamayla size bu şekilde sunmaya çalıştım. Şimdi süper trendte hangi grafikler dedik? Yani benim tercihim, yani bunlar tabii ki benim sadece tavsiyem ve tercihim, kesin kurallar tekrar tekrar söylüyorum değil. Ama ben 3 liranın mesela hisse senedi örnek vereyim. 3 liranın altındaki herhangi bir hisse senedinde çok fazla kullanmayı sevmiyorum süper trendi. Ve yani mesela 10 liranın üstündekilerde çok daha hoşuma gidiyor ve çok daha iyi sonuçlar alıyorum backtestlerde öyle söyleyeyim. Ama 3 liranın altında çok fazla yani böyle düşük seviyeli diyeyim hisse senetlerinde çok tercih etmeyin. Sığ hisse senetlerinde tercih etmeyin. Sığ coinlerde tercih etmeyin. Hacmi olmayan, barları mumbara benzemeyen zaman aralıklarında yani mesela 1 dakikalıkta bakın burada hiçbir anlamı yok burada sizin süper trend kullanmanızın yani. Hiç önemli bir durum değil burada. Mesela günlük barlara geçelim. Ha ben süper trendde ne arıyorum? Süper trendde mesela bunu biraz 4 yapalım, arttıralım, biraz yataylardan korunmaya çalışalım diyeyim. Şimdi süper trendde benim aradığım, istediğim şey bu şekilde trend yapan aslında V'ler yaparak, W'lar yaparak hareket eden senetler veya işte pariteler veya enstrümanlar. Ne kadar çok bir hisse senedi mesela Türk Hava Yolları'nın öyle yaptığını düşünürüm ben yıllardır ve oralarda trend indikatörleri genelde iyi çalışır. Yani olabildiğince az yataya sarsın. Hareketler yani yukarıya da aşağıya da önemli değil. Sert olsun. Ama böyle dalgalı dalgalı olsun. Yeter ki yataya sarmasın. Uyuz uyuz hep yan gitmesin gibi. Yani sürekli mesela 0,75 kuruşluk bir hisse senedinin bir basamak yukarı aşağı yukarı aşağı bütün seans boyunca gitmesinden bahsediyorum. Ama burada mesela bakın işte 4 aldık bunu tekrar orijinal ayarlarına getirelim. Dediğim gibi sihirli bir şey değil tabii ki süper trend ama bakın böyle düzlükler nasıl destek ve direnç olabiliyor. Çeşitli yerlerde bunu çok rahat görebilirsiniz. Mesela bakın burada noktasal bir destek oluşturmuş neredeyse. Burada da aynı şekilde direnç oluşturulmuş özür dilerim. Burada da aynı şekilde direnç süper trendten dönmüş. Ha bu arada süper trend son barda repaint yapar. Yani bütün indikatörler yapar. Ne demek istiyorum? Yani burada mesela şu fitil şu yani tam o anda baktığınızda bu fitili buradayken süper trend aşağı inecekti. Kendini alta atacaktı, sinyal verecekti. Ama o barın kapanmasına yakın tekrar altına indiği için süper trend ala geçmedi orada. Yani o barın içinde birazdan tarama bölümünde de göstereceğim. Yani bar kapanmadan süper trend tabii ki son barda
diğer tüm indikatörlerde olduğu gibi neredeyse repaint yapabilir. Ama son bardakine biz repaint çok da demiyoruz açıkçası. Bakın burada durulduğu yerde düzlük. Ne kadar büyük düzlükler varsa o kadar süper trend. Evet, gördüğünüz gibi daha anlamlı bir destek ya da direnç oluşabiliyor. Bir şey daha gösterelim. Burada net görebiliyor muyuz bakalım. Evet, bakın fiyat yataya sarmış. Süper trend usul usul yaklaşıyor. Bunun sebebi neydi? ATR değeri azalıyor fiyat yataya sardığında. O yüzden süper trend daha yakınlaşıyor. Yani fiyat yatay gitmesine rağmen süper trend yakınlaşıyor. Bunun bir avantajı var. Bunun avantajı böyle trend dönüşlerini daha erken yakalar. Mesela MOST biraz daha geç yakalar içindeki yüzdeden dolayı. Ama süper trend erken yakalar, daha erken dönüşleri yakalar. Ama yataya sardığında da çok daha fazla MOST'tan mesela buradaki gibi fazla sinyal verir. Onun az önce nasıl yapıldığını, çaresini size gösterdim zaten. Yani süper trend burada eğer V şeklinde, W şeklinde sürekli hareket eden senetlerde, coinlerde önemli yukarı ya da aşağı trendler yapan coinlerde güzel ama yataya sardığı anda bu yaklaşma dezavantaja dönüşebilir. O zaman orada biraz daha beklemeniz gerekebilir. Çok fazla alsat sinyali elde edebilirsiniz. Bakın gitgide yaklaşıyor yataya sardığında. Yani bu aynı zamanda hem avantaj hem de dezavantaj dediğim gibi. Evet, ne dedik? Yani daha büyük V harfleri, W harfleri yani zigzaklar yapan ne kadar büyük zigzaklar yapıyorsa süper trend o kadar iyi çalışır. Ve şurayı arttırdığınızda da o zaman trendi de bir şekilde yakalarsınız. Bakın harika bir burada düşüşü şuralardan bir yerden almış 16 liralardan sizi 10 liralara kadar shortta taşımış veya işte longda gibi. Süper trendin aslında trend yapan enstrümanlarda müthiş bir etkisi var. Tabii ki bütün indikatörlerde olduğu gibi daha kısa zaman aralıklarında yani mesela saatliğe geçtiğimizde daha anlamsız sinyaller verebilir. Tabii ki bütün indikatörlerde böyle buradaki fake'leri yiyebilirsiniz. Ama orada da işte dediğim gibi daha çok periyodu değil de şuradaki multiplier'ı değiştirmeye, arttırmaya ya da azaltmaya çalışın. Süper trendin aslında belki de sırrı bu. Burada diyebilirim yani. Hangi grafiklerde işe yarar olduğunu da söyledik. Yatayda neler yapılacağınızı da söylemeye çalıştık. Ve şunu da söyleyelim. Süper trend fiyata sadece yaklaşabiliyor bakın. Yani siz fiyatı takip ediyor arkadan kırmızı şurada. Sonra fiyat geri döndüğünde süper trend ölü taklidi yapıyor. Ha, fiyat yataya sardığında ATR düştüğü için biraz daha yaklaşabilir. Bunda problem yok. Ama fiyat süper trende göre bakın yine burada da şu düzlük olduğunda burası önemli bir destek direnç oluyor. Burada da yine bir direnç oluşturmuş. Bakın burada da aynı olay söz konusu. Bakın harika dirençler var. Burada da mükemmel destekler var. Yani süper trendi kullanmaya alıştıysanız biraz daha böyle nasıl diyeyim tabiri caizse profesyonel olduysanız, alıştıysanız o zaman bırakamıyorsunuz. Süper trend güzel bir indikatör. Çok da beğeniliyor, çok da ilgi görüyor. Umarım insanlar olumlu şekilde işlemlerine bunu dökebilir. Ben elimden bu kadar geliyor. Bunu 2017 yılında Matrix için kodlamıştım. 2017 yani 3 seneden fazla oldu. 3 seneyi geçti. TradingView için zaten vardı bir iki tane versiyon ama biraz daha böyle herhalde süslüsünü koyunca insanlar beğendi. Sağ olsun ilgi de gösteriyor. İşlerine de yarıyor diyorlar. Umarım daha da çok yarar. Süper trendle ilgili burada böyle üzerinde anlatmak istediklerim aslında bu kadar. Ve birçok şeye de değindik. Buradan sonra biraz uygulama tarafına geçeceğiz. TradingView tarafında ve Matrix tarafında neler yapacağız, optimizasyon yapacağız, en iyi ayarları bulmayı göstereceğim. Hem TradingView'da hem Matrix'te bunlarla ilgili dokümanlar paylaşacağım. Sonraki bölümde de bunlarla tarama yapacağız. Yani TradingView'da da tarama yapacağız, Matrix'te de tarama yapacağız, filtreleme yapacağız. Nasıl tarama yapıldığını da göstereceğim her iki platformda. Biraz daha uygulama ağırlıklı olacak. İndikatörle ilgili söylemek istediklerim aslında genel olarak bu kadar. Yani güzel bir indikatör. Ben yıllardır beğenerek kullanıyorum. Matrix için sorduklarında paylaşmadan önce de benim dikkatimi çeken bir indikatördü. Zaten MetaTrader'dan sanırım ben bunu çevirmiştim.
Bayağı da güzel iş yapan bir indikatör. Yeter ki trend olsun. Yatayda da biraz önüne geçebilirseniz, bahsettiğim ayarları yapabilirseniz, kendinize bir strateji süper trendle, sadece süper trendle bile geliştirebilirsiniz. Ama diyorum ya, hep söylüyorum, sadece indikatörlere güvenerek işlem tabii ki yapmayın. Ama indikatörler böyle biraz daha size güven verir işte işlemlerinizde. Daha böyle belki işte onlardan destek alırsınız. Gece yolunuzu aydınlatan farlar gibi olabilir. Ama kesinlikle garanti etmez. Her seferinde uyarıyorum. İndikatörler sihirli değildir. Geçmiş fiyat hareketlerini, teknik analiz gibi geçmiş fiyat hareketlerinden yola çıkarak bir şeyler yapmaya çalışırlar. Süper trendte bunu ATR, geçmiş ATR değerleriyle yapmaya çalışıyor. Ve bence başarılı da oluyor. Umarım beğenmişsinizdir. Şimdi uygulama bölümüne geçiyoruz. Bu bölümde süper trend kullanarak nasıl backtest yani geçmişe dönük performans testi, optimizasyon yani geçmişe dönük en iyi değerleri, süper trendin en iyi çalışan değerlerini bulmayı ve nasıl alarm kurulabileceğini hem Matrix hem de TradingView üzerinde anlatmaya çalışacağım. Önce Matrix ile başlıyoruz. Matrix terminalinde herhangi bir grafik açıkken daha önce kaydettiğimiz şekilde süper trendi İndikatörler bölümünde sol üst köşede bulabilirsiniz. Süper trende bastığımızda standart değerleriyle ekranımıza çıkacaktır. Eğer bunu sağ klik yapıp düzen bölümünden varsayılan olarak kaydet derseniz artık tüm grafikleriniz bu şekilde süper trendli açılır. Yani bu şimdi anlatımda hep süper trend kullanacağımız için defalarca açmayalım. Bir kere bunu yaptım ve standart ayarlarla çıkacak. Biz backtest yapabilmek için öncelikle sistem tester kahin menüsünden sistem tester'a geliriz. Ve sizler için dediğim gibi bu videonun altında Matrix dosyaları paylaştım. O dosyaları indirdiğinizde sistem al yaptığınızda ilgili klasöre indirilen yere geldiğinizde iki tane sistem tester'da açılabilecek dosya vardır. Bir tanesi standart. Bu sadece standart ayarlarla geriye dönük test yaptırmak içindir. İkincisi de optimizasyon yani en iyi ayarları Matrix'e buldurmak için o periyotta o enstrümanda bir kurgudur. İkisi de hazır olarak dosya şeklinde paylaşılmış. Birinciye tamam diyorum. Sistem al deyip ikinciyi de tamam diyorum. İkisi de şu an sisteme dahil oldu. Öncelikle standart süper trendin endeks grafiği bu. Vadeli endeks grafiği rastgele açtım. Günlük grafikte simülasyonunu yapalım. Simülasyon tuşuna standart seçiliyken bastığımda test bölgesi burada çıkacaktır. Burada ileri dediğimde bakın alarm. Alarmı da buradan yapıyoruz biz. Yani grafik açıkken alarm kutucuğu tüm sinyallerde ve sadece kalıcı sinyalleri seçmeniz burada önemlidir. Tüm sinyaller sürekli rahatsız edebilir. Seçip yaparsanız size her süper trend eğer grafik açıkken pozisyon değiştirdiğinde, trend değiştirdiğinde size alarm verecektir. Ekranınızda uyarı çıkacaktır. Ayrıca burada sistem tester'da birçok ayar var. Bu ayarların anlatımını ben YouTube kanalımda sistem tester videosunda paylaşmıştım. İzleyip oradan da uygulayabilirsiniz. Çalıştır dediğimizde işte 31 Ocak 2018'den itibaren yaklaşık %20 bir getiri sunuyor. Bu fiktif bir getiri tabii. Kayma ve komisyon değerleri çok anlamlı değil burada. Evet gördüğünüz gibi grafikte de süper trend açık vaziyette geldi az önce yaptığımız için. Burada tam al ve sat verdiği noktaları görüyorsunuz. Milim milim uymuş. Eğer bunu robota bağlamak isterseniz de otomatikman yine sistem tester aracılığıyla alır satar. Ve kırılım gerçekleştiğinde de mesela yukarı şurada kırsaydı size al sinyali verecekti. Matrix alarmı da bu şekilde olacak. Peki bunu nasıl optimize ederiz? Yani tamam standart ayarlar %20 getiri sağladı bu periyotta. Aynı şekilde grafik yine en baştan alalım. Grafik açıkken istediğiniz enstrüman ve istediğiniz periyodu burada belirlemeniz yeterli. Bu grafikte yine aynısı olduğu için karşılaştırmak adına tester yapmak istiyorum. Süper trendi optimizasyonlu haliyle en iyi değerleri bulmasını istiyorum. Yine bir iki klikle çalıştır dediğimde bu sefer 348 farklı kombinasyon deneyip Matrix bize içlerinden beğendiklerini yani top olan 50 taneyi sanırım ben öyle ayarlamıştım bize sıralıyor en iyi 50 tane. Bunların içlerinden herhangi bir tanesini seçip yani mesela 8'e 3 görüyorum mesela 10'a 3 değil de 8'e 3 seçseydim çok daha anlamlı sonuçlar elde edebilirdin diyor. Tabi burada siz süper trendi 10'a 3 açıldı 8'e 3 diye ayarlarsanız bakın
milimetrik olarak aldığı ve sattığı yerleri görebilirsiniz. Bu şekilde dediğim gibi robota bağlayabilirsiniz birkaç klikle. Bunların yine YouTube kanalında anlatımı var zaten. Supertrend indikatörünün en iyi ayarlarını o enstrümanda, o periyotta işte istediğiniz ayarları saniyeler içinde Matrix'te bu şekilde bulabilirsiniz. Buradan alarmlar da elde edebilirsiniz. Geriye dönük testler de yapabilirsiniz. Matrix tarafında anlatacaklarım bu kadar. Şimdi TradingView tarafına geçelim. TradingView tarafında sizlerle paylaştığım komutlar içinde Supertrend Strateji diye bir bölüm var. Supertrend Strateji'de biz backtest ve optimizasyon yapabiliyoruz. Aynı zamanda Supertrend indikatöründe de biz bunu yine favorilerimi alıyorum. Diğerini de alacağım birazdan anlatacağım şeyi. Supertrend stratejisini manuel yani optimizasyonu Matrix'teki bir otomatik yapma şansımız yok. Manuel olarak elle ayarlayabiliyoruz. Ben de TradingView'da optimizasyon yapmaya o kadar hakim değilim. Çünkü optimizasyonlarımı Matrix'le yapıyorum. Manuel optimizasyonu hiç denemedim açıkçası. Ama elle yapılıp bunu yapabilecek şekilde sizlerle paylaştım. Bunu favorilere alırsanız yine grafiğiniz açıkken göstergeler bölümünde bakın Supertrend strateji favorilerde hemen çıkıyor. Ve bunu ekliyorum. Ben bir de süper trendi de ekleyeceğim. İki indikatör de eklensin. Üst üste geldi zaten. Şimdilik süper trendi öncelikle kapatıyorum. Şu an Bitcoin grafiğindeyiz. Süper trend standart ayarlarıyla strateji testi yaptığınızda bakın burada yaptığı işlem, ortalama, kar, zarar bunlar karşınıza çıkıyor. Buradaki manuel optimizasyon şu şekilde. Ben ayarlarını yapacak şekilde sizlerle kodladım bunu. İşte buradaki değerleri değiştirdikçe farklı ayarlarda manuel ama bunu tek tek denemeniz gerekecek. Biz 8'e 3 mesela bulmuştuk endekste. Burada da mesela 8'e 3 deneyelim. Başlangıç ve bitiş tarihlerini de burada girebiliyorsunuz. Ve ona göre strateji testi yaparsanız burada işte veriler değişiyor. Kar zarar oranları değişiyor. Tek tek manuel yapmanız burada maalesef gerekiyor. Matrix'teki gibi otomatik hemen en iyi ayarları böyle listeleyen bir optimizasyon yok ama bu da yani en azından yok değil, en azından yapılabiliyor manuelde olsa. Şimdi alarm tarafına da geçelim. Alarm tarafına yapabilmek için stratejilerde alarm kurulamıyor burada TradingView'da ama indikatör üzerinde hazır alarm mevcut. Ben kodlarken indikatörü hazır şekilde alarmda girdim. Bunun için şimdi ben çok daha düşük saniyelere geçeceğim. Çok anlamlı grafikler olmayacak ama alarmı sadece göstermek istiyorum sizlere. Burada hemen akan bir grafik, her saniye akan, hızlıca akan bir grafik ne olabilir? Bu grafik çok fazla akmıyor. Sanırım Bitmex olabilir veya Binance'te. Evet, bu da olabilir. Bu daha anlamlı bakın, her saniye akan bir grafik. Şimdi burada hemen bir al sinyali verdi. Sağ klik yapıyorum grafikte. Alarm ekle diyorum. BTC'yi tıkladığımda süper trend strateji değil de süper trendi tıklıyorum. Süper trend strateji eklemediğimizi düşünelim. Al değil ben sat sinyali. Süper trend bu al sinyali bu yön değiştirdi. Bu da sat sinyali uyarısı. Bir buy seçelim. Kuralım. Alarm çalsın. Uygulamada bildirsin. Evet, gösterme. Burada işte gerekli ayarları yaptığınızda, oluşturduğunuzda al sinyalinde alarm verecek. Sat sinyali içinde bir tane alarm kuralım. Hangisi önce olursa şu an herhalde tekrar alda zaten sata dönecek. Alarm ekle diyorum. Süper trend. Süper trend sat içinde bir tane alarm oluşturduk. Bakalım sata geçtiğinde tekrar süper trend bizim için alarm verecek mi? Yani bu tabii ki ben 1 saniyelik açtım ama siz hangi grafikte bakıyorsanız ve hangi ayarlarda bakıyorsanız ona göre yapabilirsiniz. Bakın alarm geldi. İşte içinde evet al içinde alarm geldi. Sadece al için sat için bir de trend değişikliği için de alarm kurabilirsiniz. Onu da göstereyim. Yani o zaman al sat sinyali fark etmeyecektir. Sinyal verdiğinde süper trend. Bakın süper trend direction change yaparsanız o zaman da herhangi bir şekilde aldan sata ya da sattan ala geçtiğinde evet süper trend yön değiştirdi diye size alarm verecektir. Bu da yine grafiğiniz açık olması gereken bir durum. Sanırım mail olarak da atılabiliyor grafik kapalıyken bu alarmları kurabiliyorsunuz ama sanırım ücretli üyeliklerde bazı sınırlamalar olabilir. Ben tam hakim değilim. O yüzden burada alarm kurumu da bu kadar basit aslında. Sağ klikle bu şekilde
yapabilirsiniz. Alarmı TradingView'da. Bu bölümde ise sizlere SuperTrend kullanarak Matrix'te, Explorer'da, TradingView'da da Screener dediğimiz takipçi ile tarama yapmaya çalışacağız. Fakat burada bir problem var. Normalde TradingView üzerine sonradan eklenen indikatörlerle ilgili tarama yaptırmıyor. Yani sadece belli indikatörler ve kalıplarla takipçide listeleyebiliyorsunuz. Ama bunu kodlama yoluyla aşmak mümkün. Sınırlı sayıda yaklaşık 35-40 tane ticker yani enstrüman için biz tarama yapabiliyoruz. Onun da nasıl yapıldığını sizlere göstermek istiyorum TradingView'da. İstediğiniz 30 küsur enstrümanla SuperTrend taraması yapacağız videonun devamında. Önce Matrix'le başlıyorum. Videonun altında sizlerle paylaştığım dosyaların içinde bir text dosyası var. Burada SuperTrend al sinyali ve sat sinyali var. SuperTrend al sinyalini ve sat sinyalini biz tarama için kullanıyoruz. Benim aslında insanların bana Twitter'dan sorduğu ve cevapladığım sorular genelde al ve sat sinyalleri oluyor. Bu sinyalleri biz son barda o sinyal gerçekleşen enstrümanları bulmak için kullanabiliyoruz. Genelde bunun için soruyorlar insanlar. Şimdi dilerseniz bunu nasıl yapıldığını göstermek istiyorum. Formülü kopyaladıktan sonra al sinyali formülünü. Burada Explorer'da yeni sistem diyorum. İsmini SuperTrend al diyorum. Hatta bir diyelim yukarılara da çıksın. SuperTrend al sinyali. Formülü filtre bölümüne kopyalıyorum. Burada hisse tarama veya coin tarama nasıl yapılır? Bununla ilgili dikkat edilmesi gerekenler var. Grafik verileriniz tam olmalı. Hisse tarama videosunda detaylı bir şekilde Matrix hisse tarama videosunu YouTube kanalımda bulabilirsiniz. Burada 10'a 3 standart değerleri tarıyorum ama sizin istediğiniz özel değerler varsa o değerlere göre de tarama yapılabilir. Yine dediğim gibi ATR hesaplamasını buraya E harfi ekleyerek veya çıkararak değiştirebilirsiniz. Sembol listesinden ben burada günlük barlarda, günlük, haftalık, dakikalık istediğiniz gibi tarayabilirsiniz. Çoklu sembol grubu ekle. Tümü diyorum bütün Borsa İstanbul hisselerini çıkartıyor. Ve kripto paraları da ekleyelim üstüne. Kripto paralar da var Matrix'te. Binance verileri var. Onları da sona ekledik ve hepsini taramasını istiyorum günlük barlarda. SuperTrend'in al verenlerini bulmasını istiyorum. Bakın en tepede çıktı SuperTrend al diye. Çalıştırıyorum. Ve çalıştırdıktan sonra 681 tane enstrümanı bir anda tarıyor ve buna uyanları son barda al verenleri karşıma çıkarıyor. Kriptodan hiç çıkmadı son barda al verenler ama olsaydı o da çıkacaktı. Farklı periyotlarda da aynı anda taramak mümkün. Dediğim gibi hisse tarama videosunu incelemenizi öneririm kanalımdaki. Anadolu Efes bakın son barda SuperTrend yön değiştirmiş. Bizim standart SuperTrend'imiz. Başka ne var mesela? Kardemir Ağ var gözüme çarpan. Kardemir Ağ yine son barda al verenlerden. Başka Orge var. Selçuk Eczacıbankası deposu var. Evet bakın son barda Orge al vermiş. SuperTrend ala dönmüş. Yani hepsi son barda al verenleri bu şekilde sıralamak mümkün. Ama dediğim gibi lütfen dikkat edin nasıl yaptığınıza. Aynı şekilde sat verenleri de yapılabilir. Ben uzatmamak adına onu göstermiyorum. Aynı bu şekilde formülü kopyala yapıştırla Matrix'te saniyeler içinde kriptoları ve hisse senetlerini tarayabilirsiniz. TradingView tarafında nasıl tarama yapacağız SuperTrend'le? Aslında biliyorsunuz TradingView'da belli kalıpların haricinde tarama yapılamıyor. Sonradan eklenen indikatörler de taranamıyor dediğim gibi. Ama ben kodlama yoluyla bunu delmeye çalıştım. Birçok böyle örneği de var zaten çeşitli kişilerin paylaştığı. Biraz zahmetli bir şey, biraz da uzun sürüyor ama böyle bir yöntem var ve size göstermek istiyorum. Yine bunu favorilere eklerseniz SuperTrend Explorer Screener'ı böylece karşınıza TradingView'a girdiğinizde favori göstergeleriniz arasında herhangi bir grafik açsanız bu arada önemsiz. Çünkü o içindekileri tarıyor öyle söyleyeyim size. Bunu teke düşürelim. Tek grafik olsun. Evet herhangi bir grafik açtığımızda göstergelerde bakın burada çıktı. SuperTrend Explorer Screener diye. Buna tıkladığımızda açılacaktır. Fakat açılması biraz uzun sürüyor. Ve açılırken 38 tane ticker var. Aslında 40 sınırı var ama ben kodlamada 38 tane yaptım. Bunu kısaltırsanız daha kısa sürüyor, daha çabuk bitiyor. Ve ben burada mesela birçok şeyi yaptım. Mesela kripto, işte Amerikan piyasaları veya pariteler, işte
petrol, altın, bunun gibi birçok şeyi koydum içine. Burada siz TradingView'un kısa ismini, ticker ID'sini bildiğiniz her şeyi burada kullanabilirsiniz. Bakın BIST'ler de var, Borsa İstanbul'dan da var ve ben burada işte bakın Selek, Orge, Anadolu Efes, Denizli Cam, yanlış yazdım galiba, Dencem. Burada eğer bunu yanlış yazarsanız size bir uyarı veriyor. Ünlem işareti çıkıyor en sonda. Bu uyarıdan eğer bu uyarıyı alıyorsanız bir yerde bir ticker'ı yanlış yazmışsınızdır. Başka da değiştirelim. Mesela burada BNB USDT demişiz. Evet, mesela bunları değiştirip siz istediğiniz gibi ne yapabilirsiniz? Farklı ticker'ları taramasını sağlayabilirsiniz. Tabii ki bu normalde olmayan bir şey. Biz kodlama yoluyla yaptığımız için tek tek TradingView bunu tarıyor ve şu an 10'a 3 ve HL 2 değerleriyle tarıyor ve günlük barlarda tarıyor ve bir süre sonra tarama sonucunu bize bildirecek. Yani bir yaklaşık herhalde 30 saniye, bazen duruma göre. Evet, bakın şu anda karşımıza çıktı. Evet, burada şimdi neyin ne olduğunu anlatmaya çalışacağım sizlere. Burada son barda, yani son barda yaşanan kırılımları TradingView'da potential reversal olarak düşünün. Yani o, eğer bar kapanmadıysa, yeni bar açılmadıysa potansiyel olarak gösteriyor. Ama eğer bir bar geçmişse, üzerinden bir bar geçip artık sinyal kesinleşmişse, yani repaint olmayacak artık demek bu. Diğerlerinde repaint ihtimali var. Ne demek istiyorum? Biraz daha şöyle yan yana grafikleri vererek söyleyeyim. Mesela ne demiştik günlükte? Orada Anadolu Efes var. A Efes'e bakalım. A Efes grafiğini açtım. Bakın. Son barda bize, gördüğünüz gibi sağ tarafta, son barda bize al vermiş. Eğer bu bar canlı bar olsaydı, şu an piyasalar kapalı. Yani kripto gibi, mesela şu an canlı bar olsaydı, kriptoda bir tane var mı? Evet, BNB USDT, ona bakarız şimdi. Evet, son barda bu gerçekleşmişse buna biz potansiyel kırılım diyoruz. Yani o bar kapandığı an aslında doğrusu harekete geçmek gerekir. Ya da bu tercih meselesi olduğu için ben potansiyel dönüşü burada belirledim. Ha, bu arada şu anda bu al verenleri taradı zannediyorsunuz. Hayır, sat verenleri de tarıyor. Yani al verenleri de sat verenleri de tarıyor. Burada siz açıp hangisinin al sat verdiğini siz bakacaksınız manuel. Yani sadece al verenleri taramadım, sinyalin yönünü değiştirenleri tarıyor aslında. Mesela Netflix'e bakalım. Netflix'in daha önceden olduğunu, yani bakalım, evet. Bakın Netflix'te bir sat sinyali gelmiş ama bir önceki barda, yani o bar kapandığı için şu an aktif barda bu confirmed, yani onaylanmış dönüş olarak belirleniyor. Netflix sata dönmüş buradaki süper trendin bu ayarlarına göre. BNB'ye bakalım, BNB USDT son barda BNB, evet bakın burada da al vermiş mesela. BNB USDT doğru yere mi bakıyorum? Sanırım yanlış baktım ama yani mantığı bu. Anlatabildim mi bilmiyorum. Yani tek tek burada siz bütün ticker'lara coin ismi de girebilirsiniz ilgili borsalarla alakalı. Hepsini Amerikan piyasaları, hepsini parite de girebilirsiniz. Veya hepsini BIST piyasasında sizin ilgilendiğiniz 38 taneyi de girebilirsiniz. Veya koddan anlayan arkadaşlar bu kodu kopyalayıp işte 38 değil de 10 tane için sürekli tarayabilir. Burada gördüğünüz gibi yine indikatörün özellikleri mevcut. Alarm kurulabiliyor fakat burada değişenlere alarm kurulmuyor. Alarm sadece aktif grafiğe kurulabiliyor. Başka ne var? ATR periyodunu değiştirirseniz ona göre sonuçlar da değişecektir. Tabi her seferinde tekrar bir taramadan geçecektir. O vakti, 30 saniye kadar bir vakti bekleyeceksiniz. Farklı periyotlarda da, yani şu an günlüktü mesela, ben burada işte saatliğe geçersem saatlikte bu benim yazdığım 38 tane ticker'ı tekrar tarayacak sistem. Aradan işte dediğim gibi bir 20-30 saniye geçecek. Ha, ne kadar güvenilir bilmiyorum. Ben de sizler gibi yeni kullanacağım ama işte gördüğünüz gibi Matrix verileriyle uyuştu BIST verileri ve orada al verenler burada da al verdi. Burada da sinyale girdi. Bu tekrar ediyorum. Bu hem al hem de satları veriyor. Eğer potansiyelse son barda olanları, yeni bar açılmamış olanları veriyor. Ama confirmed diyorsa mesela, işte potential reversal Amazon'u buldu son barda. Yani buradaki potansiyel ve onaylı dönüşleri siz de takip edebilir, filtreleyebilirsiniz. TradingView tarafında da yani biraz daha acemi işi gibi oluyor diğerine göre ama bu şekilde yapılabilir.
Sonlara doğru indikatörle ilgili bilgileri özetleyecek olursak, süper trendin güçlü ve zayıf yönlerini sizlere çıkarmak istedim. Bunlar üzerinde konuşmak istedim biraz da. Güçlü yönleri trende yapışır ve trende iyi takip eder. Sizlere de göstermeye çalıştım. Tüm yatırım enstrümanlarında kullanıma uygundur. Herhangi coin, hisse senedi, emtia, birçok paritede her yerde kullanabilirsiniz. İçindeki yapısı sayesinde her türlü enstrümanda kullanıma uygundur. Geriye doğru repaint yapmaz. Sadece son barda her indikatörün olduğu gibi son anda fikir değiştirebilir. O yüzden bar kapanışını beklemek anlamlı olabilir. Düşük grafik periyotlarında dahi çalışır. Ama tabii ki ne kadar yükselirse sinyaller o kadar daha anlamlı olur. Daha az fake sinyal verir. Destek ve direnç noktalarının tespitini birkaç tane göstermeye çalıştık. Çok güzel tespit ediyor ve o direnç ve desteklerden genelde dönüyor grafikler. Zayıf yönleri ise yatay piyasada hatalı sinyaller üretiyor. Yani burada çarpan büyütülmeli diye gösterdik. Birkaç tane de indikatörle ilgili ufak sizlere burada kopya vermeye çalıştık ne yapılabilir diye. Fiyata yaklaştığındaki sert hareketlerden, fiyata yaklaştığında sert hareketler olursa burada olumsuz etkilenebilir. Çünkü bir anda süper trend kendini aşağıya ya da yukarıya atar ve orada yataydaki o hareketler sürekli zarar etmenize neden olabilir. Dikkat etmelisiniz. Çarpan büyüdükçe yön değişimlerinde risk de büyür. Yani eğer yön değişiyorsa ve stop olmanız gerekiyorsa sonrasında çarpanı büyüttüğünüzde çok daha stop noktanız ileridedir. Daha fazla yara verecektir. Çarpan küçükse çok sinyal verir ama daha ufak yaralar alırsınız. Buradaki ayarı tutturmak bence geriye doğru en güzeli backtest de yapılmalı. Bunlardan da bahsettik zaten. Ve düşük fiyatlı ve sığ enstrümanlarda etkili değildir. Düşük fiyatlı, çok düşük fiyatlı sığ enstrümanlarda ben kullanmayı çok önermiyorum. Bunu düşük fiyatlı ve sığ derken şunu kastediyorum aslında. Yani 0,56 Satoshi de olabilir. Önemli değil. Önemli olan burada aslında fiyatın volatilitesi, yani sürekli yatayda iki tane kademe arasında bütün günü geçiren hisse senedi, yani iki tane rakam arasında bütün günü geçiren, yani 86-87, 86-87 Satoshi gibi bütün günü geçiren coinlerde anlamlı olmayacaktır. Tam netleştirmek istiyorum. Yani düşük fiyatlı derken asıl kastettiğim budur yani. Ya da 75 kuruş, 76 kuruş fiyat aralığında bütün gün alınan satılan bir hisse senedinde çok anlamlı sonuçlar vermeyecektir. Tam olarak umarım demek istediğimi anlatmışımdır.